Zaten konser kaydı olduğu için alkışlar var ama ben de alkışlarla Bülent Ortaçgil'i anons etmek istiyorum. Bizim için çok özel bir program. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizim için gerçekten çok özel ve önemli bir program sizinle. Güzel bir radyo programı yapıyor olmak gerçekten çok değerli. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar hoş geldiniz. Güzel bir albüm var elimde. Konser kaydı olarak Senfonik Ortaçgil hem iki CD hem de DVD olarak piyasaya çıktı. Bir ay oluyor mu? Aşağı yukarı oluyor, oluyor galiba. Oluyor değil mi? Evet, evet, o civarda. Ve bu bir Harbi Açık Hava'daki bir konser, evet, sanıyorum. 2012 yılındaki bir konserin çekimi. Hı hı. Bunu Dream TV'de de yayınlamıştı. Bu konser bir hayır konseriydi aslında. Evet. O ara Türkiye'de ilk kez bir doktorumuz, tip hekimimiz görev başındayken öldürülmüştü açıkçası. Evet. Ve onun adına yapılan bir konserdi. Türk Tabipler Birliği'nin düzenlediği. Hı hı. Bu konserde biz çaldık ve bu konseri de kaydettik. Yani, hı-hı, hem sesini hem de görüntüsünü kaydedildi. 2012 yılından bu yana, demek ki 3 aşağı kaç, 5 yıl mı olmuş? 5 evet. Yıldır. Bayağı uğraşmışsınız ama çok titizlendiniz herhalde. Neden bu kadar uzun sürdü? Yani uzun sürmesinin tabii bu sürekli çalışma işi değil. Hı-hı. Sürekli çalışılmadı. Ara ara çalışıldı da yayınlanmayışının bir nedeni zaten bir acelemiz olmayışı. Hı hı. Türkiye'deki işte malum müzik sektörünün içindeki şeyler. Onun dışında da benim ilk kez bir görüntülü müzik yayınladım. Onun için titizlendim. Yani işin ses tarafıyla uğraştık, o başka bir mesele. Evet. Çünkü bütün 50 küsür kanal kaydedildi. Çünkü burada senfonik bir konser. Senfonik bir konser. Çok enstrüman işte, var. Çok enstrüman var. O enstrümanları doğru kaydetmek de zaten bir profesyonellik işi. Hı hı. Bütün bunları kaydettikten sonra mix dediğimiz bir aşama vardır bizim. Yani evet, seçimleri ve tonlarını ayarlama prosesi. O da başlı başına bir iş. Bunu 2-3 kere mix edildi bu albüm. Yani, hmm, çünkü çok fazla enstrüman olduğu için. Evet. O üstesinden gelinemedi. Sonra Dream TV'nin çektiği görüntüler üzerinde de çok çalışmak gerekti. Çünkü genelde televizyon olmuş bitmiş bir canlı yayın sonuçta. Ama o canlı yayına fit olmazsanız eğer oradaki görüntülerin tamamına, biz başka kameralarda sokmuştuk. Onlarla, hı hı, da olayı mixlemek durumunda kaldık. Tabii o da ince bir iş. O sesler tutacak, i̇nce bir iş, hareketler aynı tutacak. Aynı zamanda da çok son derece teknik. İşte o kameraların tiplerinin aynı olmayışının işte resim sayıları vesaire vesaire, doğru, işin içinde olanlar bilirler. Dolayısıyla çok ayrıntılı bir işti bu. Hı hı. Onunla uğraştık. Aynı zamanda da istedik ki madem bir kere uzun bir konser, double CD ve DVD olacağı da aşikardı. O zaman içinde seçenekler olsun istedik. Hı hı. Bu kez bir konuşma ya da bir arşiv de yüklemek gerekti. Bütün bunlar işte 5 yılımız aldı. Bayağı zaman aldı. Ama konser kaydı olarak daha önce Teoman'la yaptığınız bir konserinde, evet, albümü var. Fakat o senfonik olmadığından belki daha bir kolay oldu herhalde. Bir ya de o kolaydı. Çünkü 3-4 tane konserin kaydı vardı elimizde. Hı-hı. Ve çok da fazla enstrüman olmadığı için onların arasından ayıklamak mümkün oldu. Daha kolaydı açıkçası. Bir de görüntü, evet, de yoktu. Görüntü de yoktu, evet. Peki şimdi burada müzisyenlerin de isimleri yazıyor zaten. Baki Duyarlar, Gürol Ağırbaş, Cem Aksel, Barlastan Özemek, Birol Ağırbaş ve konuk olarak da Erkan Oğur ve Birsen Tezer. Senfoni orkestrası haricinde tabii. Ve ağırlıklı olarak caz müzisyenleri. Siz biraz daha bu Sen albümüyle beraber sanıyorum caza daha bir yaklaştınız herhalde. Yani ben
son yıllarda, işte o yılı ne kadar olduğunu bilmiyorum da, son yıllarda bir hani enstrüman çalmamı geliştirdikçe iyi enstrüman kullanan insanları da dinler ve onlardan etkilenir oldum. Caz müzisyenlerin hepsinin bir enstrüman harikası olduğu şey bilinir zaten. Tabii ki, evet. Dolayısıyla onları dinledim, etkilendim, öykündüm bazılarına işte ve bütün çaldığım grup da zaten o tarz müzik dinleyen, öyle albümler yayınlayan filan arkadaşlarım. Onu seviyorum. Bu albümle beraber bu yaza tekrar yine böyle Harbiye planları var mı? Ya Harbiye'de bir konser vereceğiz, evet. Ama senfonik değil tabii. Yani bizim uzun yıllar çaldığımız bir kuartet vardır, yaylı bir kuartet. O konserde olacağını sanıyorum. Daha şu anda kesin bir şey yok ama Gece Yalanları'nda da kullandık o kuarteti. Sende de sahnede kullandık. O arkadaşlarımla beraber çalmayı düşünüyorum ama büyük bir senfonik konser olmayacak. Peki senfoni düzenlemelerini kim yaptı albümde? Şimdi senfonik derken konser birazcık şey edeyim. O aslında bir yaylı düzenlemesi. Evet, senfonik yaylı. Orkestra değil. O nedenle işin aslını bilen arkadaşlarımın eleştirileri doğrudur. Yani senfonik Ortaçgil değil o aslında. Ağırlıklı pardon. Olarak yaylıların oldu. Evet. Bütün bu düzenleme Baki Duyarlar'a aittir. Sanıyorum Ekim ayında da İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nin yaylı grubuyla öyle bir konser vereceğiz İzmir'de. Ama düzenlemeler Baki Duyarlar'a ait ve bu şey hep kullanılan düzenlemelerdir. Senfonik şey değildir, versiyonu değildir hiçbir tanesi. Sadece yaylıların daha ağırlıkta olduğu, yani daha işte çok. Yani işte ilk nüve kuartet için yapılmış şeyin sonra genişletilmiş hali. Evet, evet. Değirmenler Don Kişot'tan yola çıkarak mı? Herhalde yani. Değirmen deyince aklımıza zaten o geliyor. Hatırlamıyorum şu anda. Yani evet. 80'li, 82 mi falan, o yıllarda müzisyenlik yapmıyordum ben. Ve bir yine cazcılarla Hodri Meydan konserini yaptık. Rahmetli Levent Kırca'nın mekanıydı orası. Orada öyle bir konser vereceğim için heyecanlanmıştım. Ve bu şarkıyı böyle 10-15 dakikada falan yaptım. Çünkü ondan önceki yıl, yani o zaman da öyle mühendislik yapıyordum. Müzisyenlik yapamıyordum. Böyle çok demek ki duygulanmışım falan yaptığım şeyleri. Sizin şarkılarınızı tabii başka sanatçılar da söyledi. Sizden sonra en güzel söyleyen herhalde Zuhal Olcay diye düşünüyorum sizin şarkılarınızı. ama daha ilginci mesela Bu Su Hiç Durmaz'ı Gülben Ergen seslendirmişti. Evet. Siz nasıl buldunuz yorumunu? Yani bu soruya cevap vermem tabii. Nasıl buldunuz? Benim bulmamın ne önemi olabilir ki? Bu bir şey, müzik ticareti filan, öyle düşünmek lazım. Peki şeyiniz var mıdır? Bazı özellikle usta isimler böyle şarkılarını verirken çok titizlenirler, karışırlar. Yok, ben düzenlemelerini. Olmazsa, beğenmezse izin vermezler filan. Öyle bir şık, eğer şarkınızı satışa çıkardıysanız beğenip beğenmeme hakkını bence bulmamanız gerekir. Çünkü beğenip beğenmeme özgürlüğü dinleyiciye ait olan bir şey. Yani siz benim Bu Su Hiç Durmaz'ı beğenirsiniz, öteki Gülben Ergen'i beğenir, öyle olur. Bu Su Hiç Durmaz için öyle bana Gülben gelmişti ve böyle bir şey projesi olduğunu söylemişti. Ben ona iyi düşünmesi gerektiğini ve bu şarkının onun repertuarına ne ifade edeceğini kendisi bilip bilmediğini falan sormuştum. Çok da şey, akıllı uslu ve şey bir kadın, beğenmiştim halini, tavrını. Benle beraber söyler misin diye bana da teklif etti. Yok, seninle beraber söylemem ama sen bu istediğini yap demiştim. Ve sonra söyledi, kendi dinleyicileri beğendi ama benim ne önemi olabilir? Yani müziğe hizmet ettikten sonra bir sorun yok. Ama hani daha reklam vesaire, o konularda daha titizim diyorsunuz onlarda. Hiç mi şarkı vermem diyorsunuz, yoksa efendim, reklam için, yoksa hani kullanılacağı yer vesaire, yani nasıl kullanılacağı yer de değil. Yani bazı şarkıları reklamda duymak acıtıyor insanı filan. O nedenle
Şimdi sensiz olmaz çok yani benim yüzümden değil ama Müslüm Gürses söylediği için öyle çok büyük bir kitlenin bildiği, tanıdığı filan bir şarkı. Sizden de çok biliyor birçok kişi. Canım, yani. Ondan sonra bildiler ama işin gerçeği öyle değil. Bence çok mütevazi davranıyorsunuz gayet sizin de yorumunuzda çok bilinen bir şarkı. Eskiden hani şimdi daha fazla illere gitme imkanı mı oluyor? Eskiden bu kadar evet, çok evet. yoktu şimdi galiba. Şimdi bakınız o ben çok uzun yıllar İstanbul, Ankara, İzmir dışında hiçbir yerde çalamadım. Daha sonra bir çalma noktalarımızın artmasının ana nedeni üniversitelerin artması oldu. Evet. Yani önce Eskişehir, Bursa mesela hemen bizim repertuarımıza eklendi. Ondan sonra Türkiye'nin her yerinde giderekten çalar olduk. Çünkü şimdi diyelim ki Aydın'daki bir üniversitenin de öğrencisi İstanbul, Ankara, İzmir her yer, herkes her yere gidebiliyor filan. O nedenle kültürel bir taşır da kalmadı o yıllar içinde ve biz de artık konser vermediğim ili toplasam herhalde bir 10 tane filan sayarım. Oralarda nedense bilmiyorum. Bazılarına hala çok gitmek istiyorum filan. Artık sadece bir sayı sorunu var. Diyelim İstanbul'a bir konserinize 2000 tane meraklı geliyorsa Van'daki konserinize 300 tane meraklı geliyor. İşte başka bir yerde 150 tane geliyor ama aynı şiddette sizi bilen, ne yaptığınızı bilen tam meraklı insan geliyor, dinliyor. O nedenle bu yıllar içinde bizim de konser verme şeyimiz arttı. İmkanlarımız arttı sonuçta. Peki üniversiteler dışında mekan olarak var mı? Her yerde çalabiliyoruz. Var, yani Diyarbakır'da barda bile çaldık. Bu şey sahibiyle olan mekanı tanımakla ilintili evet, şeyler. Evet. Bir de ilk ben müzik çalmaya başladığım zaman Erkan'la beraber çalıyorduk. İkimizin böyle çok sessiz ve özel olarak ilgi bekleyen bir çalma volümümüz vardı öyle diyeyim. Şimdi grupla çaldığımız için o volüm da hali yüksek zaten. O nedenle ortamdaki ufak tefek şeylerden hiç rahatsızlık duymuyorum. Ben tam aksine onları ben rahatsız ediyorum artık. Peki bir de dediğiniz gibi üniversitelerin çoğalmasıyla beraber sadece okul değil ama öğrencilerin gitmesinden kaynaklı mekan açılması tabii, çoğaldı tabii, galiba tabii, değil mi? Tabii, yani tabii. Sadece büyük şehirlerde bulunan böyle işte barlar ya da işte benzeri bütün, mekanlar. Bütün o şeyler ufak tefek yerler, konser salonları, kültür evleri, bütün bunlar üniversiteyle beraber paralel olarak hep artıyor. Artış gösteriyor. Yani bunu biz yaşayaraktan gördük hepsini. Söylediğim gibi önce İstanbul, Ankara, İzmir, sonra Eskişehir, Bursa, ondan sonra da diğerlerine de Adana işte vesaire. Hı hı. Gitmeye başladık hep. Yazlık yerlerde de şimdi biraz çoğaldı galiba. Mesela yani tamam eskiden de belki konserler oluyordu hani Bodrum Kalesi vesaire gibi olabiliyordu ama artık mesela işte Çeşme'de falan çok mekanlar açıldı. Yani her mekanın tabii kendi şeyi var, tutumu falan belirliyor bunu. Hı hı. Yazlık yerlerde de çalınmak mümkün. Bizim de öyle kendimize göre bir şeyimiz var. Çalma yerlerimiz var öyle hı hı. diyelim. Bunun içinde Çeşme pek yok ama başka yerler var. Festivalleri seviyor musunuz? Festivalleri seviyorum ama ne yazık ki yaz aylarında İstanbul'da olmadığım için böyle çok takip edebildiğim ancak şansına buradaysam gidebiliyorum. Siz çalmak için seviyor musunuz anlamında hani yer aldığınız festivallerde? Ya işin çok içten bir şey size söyleyeyim. Ben çok kalabalık önünde çalmaktan korkuyorum açıkçası. O sesi de beğenmiyorum. Çünkü volüm arttıkça başka bir profesyonellik başlıyor bu sefer. Mesela açık hava tiyatrolarındaki konserlerden hep ürkmüşümdür. Onun yerine böyle 250 kişilik yerde çalmayı her zaman tercih ederim. Daha samimi oluyor diyor. Daha samimi şey. Oluyor. Çaldığın insanın yüzünü görüyorsun. Seni dinleyip dinlemediğini anlıyorsun. Ses daha kontrol edilebilir oluyor. Hı hı.
diğer yerde karşında böyle 5000 tane insanı görünce insanın bacağı titriyor açıkçası. Yani ya. Evet, o kadar hoş bir durum değil. Ama ne güzel o heyecanınızın olması, devam ediyor olması bu kadar uzun yıllar sonrasında bile sizi, şarkılarınızı bu kadar güzel yapıyor herhalde. Ayaklarınıza sağlık, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize bir kez daha duyuralım. Senfonik Ortaçgil konser DVD'si ve 2 CD olarak piyasada hangisini tercih ederseniz, ister böyle arabada dinlemek ya da eş dostta böyle evde dinlemek ya da izlemek isteyenler için bu konseri, Senfonik Ortaçgil albümü alabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah sonra yine program yaparız beraber. Her zaman bekleriz sizi. İnşallah.